Başlığımız Keşke Toprak Olsaydım. Bediüzzaman Hazretleri ikindi vakti için o vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan, bir misafir memur ve her şey geçici, bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır, der. İşte sonbaharı, ihtiyarlığı, ölümü ve topyekün kainatın ölümü olan kıyameti hatırlatan bu vakitte, biz namazdan sonra Nebe suresini okuruz. Bu sure, adını ikinci ayetinde geçen ve mühim haber manasına gelen en ül azim den almıştır. Ayette mealen onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Nebe 12 denmektedir. Bu haberden maksat ölümden sonra diriliş ve ahiret hayatıdır. İnsanların merak ettiği, sorup durduğu, başları döndürecek, insanın aklını başından alacak hadise öyle müthiştir ki, iman kalbine oturmamış kimseler bu hadise neticesinde cehennem azabının dehşetini görüp tadınca şaşıracak, dengesini yitirecek ve bu azap şoku karşısında toprak olmak isteyecektir. İnsana dünyada bir şans tanınmış o bir turnikeye bir kere itilmiş, yayına ok konmuş ve ona ancak bir ok atma hakkın var. Hedefe isabet ettirirsen kurtulacaksın, yoksa mahvolacaksın denmiştir. İşte o gün pek çokları hedefi yakalayamamışlığın ve mahvolacaksın kaziyesine mahkum olmuşluğun perişaniyet ve dehşeti içinde, ya leyteni kuntu turaba. Ah ne olurdu keşke toprak olsaydım. Nebe kırk diyecek ayaklar altında rüzgarla sağa sola savrulan toz toprak olmayı temenni edecektir. Toprak muhteva ve zenginliğine rağmen hep tevazu ve mahviyetin remzi olmuştur. Ve gönlü gül bahçesine çevirmek için toprak gibi olmak gerektiği. Zira topraktan başkasının gül bitiremeyeceği hep söylene gelmiştir. Bundan dolayı bazı müfessirler, keşke toprak olsaydım temennisini, keşke dünyada gurur ve kibirden uzak yaşasaydım, alçak gönüllü olup Allah'a iman ve itaat etseydim manasında, mecazi olarak anlamışlardır. Fakat ayette geçen toprak kelimesini hakiki manasında kullanılmış olarak kabul edenler daha çoktur. Şöyle ki ahirette hayvanlar nev halinde toprak olacaklarından dolayı dünyada insan olmanın hakkını veremeyenler, mesuliyetinin gereğini yerine getiremeyenler de o gün hayvanlar gibi toprak olmak isteyeceklerdir. Bir hadis-i şerife göre Yüce Allah Celle Celaluhu, o gün hayvanları da huzura getirecek. Birbirlerinden haklarını alıp ödeştirecek ve sonra onlara toprak olun buyuracak. Hepsi toprak olacaktır. İşte bunu gören kafirler de onlar gibi toprak olmayı isteyecektir. İnsani mevhibelerle donatılmış olarak dünyaya gelen, fakat insanca tavır ve davranışları yakalayamayanlar orada tabiatlarını seslendirecekler. Zaten bir tabiat deformasyonuna maruz kaldıklarından dolayı tekrar keşke hayvan olsaydım demeyecekler de. Belagatte ma ulu iley şeklinde ifade edilen doğrudan neticeyi söyleme üslubuyla hayvan olmanın hasıl edeceği sonucu, yani toprak olmayı isteyecekler. Bu açıdan, onların bu temennisini dünya hayatı itibariyle, hayvan ya da toprak olmayı arzulama değil de, dünyadaki suyu istimalleri sebebiyle maruz kaldıkları cezadan kurtulma ve hiç olmazsa, hayvanlara tatbik edilen muameleyi isteme şeklinde anlamak gerekir. Ah zavallı insanlar. Gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama işitmiyorlar. Sinelerinde kalp adını verdikleri bir et parçası taşıyor ama onu işletmiyor. Hissetmeleri lazım geleni hissetmiyor. Duymaları gerekeni duymuyorlar. Yani donanım olarak insana verilen her şey kendilerine verilmiş. Fakat onlar, o potansiyel gücü pratiğe dökememiş, kullanamamış, inkişaf ettirememişler. Sanki insanca donanımları yok gibi. Ma hal itibariyle yok. Ma gelecek itibariyle de acı bir temenni var. Keşke toprak olsaydım.'' maalesef çokları bu müthiş haberi duymamış gibi yaşıyor. İstikbalde onları bekleyen ve karşılaşmaları muhakkak olan o korkunç güne karşı kayıtsız ve kaygısız bir hal sergiliyorlar. Bazen hayret ediyorum. Öyle büyük hadiseler silsilesine karşı böyle lakayt kalınır mı? Bir insan eğer ahirete inanıyorsa, kalbi durmalı en azından biricik okunu hedefine isabet ettirememe endişesiyle ürpermeli ve kontrollü bir hayat yaşamalı değil mi